Ve de ki Rabbim, şeytanın kışkırtmalarına sana sığınırım. Müslüman bunu mutlaka diyecek. Ya Rabbi, şeytanın kışkırtmalarına sana sığınırım. Bereket vardır. Şeytanın taziyi kalkar. Ve onların yanında bulunmalarında da sana sığınırım Rabbim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim deyip yanında bulunmasını istemeyecek Müslüman şeytanın. Ne sağında ne solunda, üstünde, sağında, kenarında, ayağında, hiçbirinde olmasını istemeyecek şeytanın. Ferahlıktır. Sürekli Allah'a sığınmak lazım şeytandan. Çünkü rahatsız eder, bunaltır, unutkanlık verir, sıkıntı verir, dikkat dağınıklığı verir, kalbe korku dağıtabilir, şevki kırabilir, hüzün verebilir. Yanımda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim diye mümin dua edecek. Bak, yanımda bulunmalarını istemiyorum diyeceksin. Göremezsin. Gelir yüzüne yapışır, gelir sırtına yapışır, koluna yapışır. Dua edersen gider. Kışkırtmalarından sana sığınırım diyor şeytanın. Kışkırtır, kavga yaptırır, saldırganlaştırır. Müslümanların yanından gitmesi için kışkırtır. Ahlaksızların yanına gitmesi için kışkırtır. Gaddarlık yapması için kışkırtır. Kıskançlık için kışkırtır. Tembellik için kışkırtır. Vefasızlık için kışkırtır. Pintilik için kışkırtır. Der ki, ya senin az bir paran var zaten, niye veriyorsun der paranı. Verme der. Sana ne tebliğ yapmak, sana mı düştü der. Kışkırtır. Kim yapıyorsa yapsın der. Yahut bin bir türlü bahane söyler. Peygamber zaten yapmış, sana mı kaldı der. Yahut Diyanet İşleri Başkanlığı yapsın der. Bunlar hep kışkırtma. Halbuki hepimiz üstüne görevdir. Dini yaymak, İslam'ı anlatmak. Şeytandan nasıl sığınılacağını Allah belirtiyor. Yanında bulunmasını istemeyecek mümin, kışkırtmasını istemeyecek. Allah'a bunu özel olarak söyleyecek. Detay olarak söyleyecek. Bu detaylar önemli.